Witajcie moi drodzy, dzisiaj witam się z Wami w kolejnym odcinku serii, w której mój mąż je polskie i nie tylko polskie potrawy. Tak, teraz już nie będą tylko polskie, dlatego że chcemy się otworzyć na świat. Dzisiaj witam się z Wami moją naturalną fryzurką. Piszecie mi, że ładnie mi z prostymi włosami. Tak, ja wiem. Też mi się bardzo podoba. Uwielbiam moje proste włosy, ale naturalne są właśnie takie, kręcone. Były jeszcze bardziej kręcone, ale ze względu na to, że je prostowałam, to teraz zostały mi takie małe loczki. A co dzisiaj będzie jadł mój mąż? Będzie to sałatka grecka. Będzie sałatka z buraków, fety i orzechów. Do tego rukola, taka zdrowa, zimowa wersja. Co jeszcze? Będzie kapuśniak polski, będzie fasolka po bretońsku, a na deser... miało być ciasto, ale ciasta na razie nie będzie. Będą owsiane ciasteczka. Owsiane ciasteczka ze względu na to, że w Turcji płatki owsiane nie są zbyt popularne, więc chciałam zobaczyć, jak zareaguje mój mąż na takie ciasteczka. Dziewczyny już jadły te ciasteczka, znają je. Ogólnie lubią, moje dziewczyny lubią płatki owsiane, lubią granole. Mąż takich rzeczy w ogóle nie je, więc ciekawa jestem jego reakcji. Wiem, że moje koleżanki na płatki owsiane, na owsiankę nie reagowały za dobrze. Pamiętam, jak jedna z koleżanek, ze względu na to, że to była moda taka na płatki owsiane, więc kupiła paczkę płatków owsianych i je tak brała i próbowała i mówiła, co to za tektura, jak ją się je? A dopiero później dowiedziała się, że trzeba ją, że płatki owsiane trzeba ugotować, że to się robi owsiankę, że owsianka może być smaczna, ale jakoś jej owsianka nie przypadła do gustu. Koleżanka po prostu woli typowe tureckie śniadanie. Więc zobaczymy, jak Abdullah zareaguje na ciasteczka owsiane. Ja Was teraz zapraszam na film. Zaczynamy od śniadania. Dzisiaj na śniadanie jest sałatka grecka. To taka bardziej letnia sałatka, ale jakoś miałam ochotę przygotować ją. Sama mam ochotę ją zjeść. Przepis na sałatkę będzie w opisie filmu, więc będziecie mogli zajrzeć i też ją przygotować. Sałatka, taka typowa śniadaniowa. Ogórki, pomidory, papryka, serek, oliwki. Wszystko, co można chcieć na śniadanie. I teraz Abdullah będzie próbował. Ekmek, veriyim, değil mi? Tam mam bekle iki dakika. Chlebek na śniadanie zawsze jemy, taki opieczony troszkę, na ciepło. Bu Yunan salatası. Normal feta peyniri olması lazım. Feta peyniri ezine. Var olan evde ama sen ezine sevmediğin için ben buraya tulum peyniri koydum. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta peynir, peynirdir. Fark etmez feta mı. Zaten Polonya'da yerlerlerse oradaki dedikleri feta hiç gerçek fetaya benzemez. Bu en azından yani düzgün bir peynir. Yunanlılar kahvaltıda böyle yiyorlarmış. Sebzeler biraz süşe benziyor. Genel olarak bir kahvaltıda güzel bir salata. Her şey bir arada, değil mi? Zaten işte biz buna söğüş diyoruz ya. Evet, evet. Yani belki soğan sabah kahvaltıda biraz tuhaf. Aslında tuhaf değildi bence. Evet. Yumurta salatasında var. Yani işe falan gidenlerin yemek istemeyeceği. Evet, olabilir. Falan yaptığı için bir şey. Onun dışında hepsi benim zaten severek yediğim şeyler. Yani sana ara sıra bu şekilde kahvaltı versem sorun olmaz. Olmaz. Tamam. Sulanı da yerim. Afiyet olsun. Yani sevdin. Güzel. Yunanlıların salatası olduğu için bir sıkıntı.
zaklęcia. Siaka, siaka. Afietosun. A to już przystawka. Czy sałatka? Możecie nazywać jak chcecie. Tutaj są, tak, pod spodem jest rukola i natka pietruszki. Jest buraczek pieczony. Ser, możecie dodać feta, ja dodałam tulum, bo taki ser lubi mój mąż i są orzechy włoskie. Jest oczywiście sos z oliwy z oliwek, melasy z granata, soku z cytryny i soli. Przed jedzeniem poproszę męża, żeby wymieszał. Na razie wygląda bardzo ładnie ta sałatka. Zobaczymy, jak będzie wyglądała po wymieszaniu, ze względu na to, że pod spodem jest sos i trzeba wymieszać wszystko, żeby mógł zjeść razem z sosem. A więc ja już wołam Abdullaha. Abdullah, jemek! Ubierz sałata, altaroka we majdanozwar, sonra pandziar, kırmızı pandziar, fırınlanmış, tulum peyniri ve ceviz. Sos da var. İstersen karıştır, istersen karıştırmadan ya, ama karıştırırsan sos, yani her malzemeye ulaşır o zaman. Kesinlikle katılıyorum. Evet. İki çatalla mı yeniyor bunu? Hayır, karıştırmak için koydum iki çatal. Rahatça karıştır diye. Yeşillik çok fazla mı oldu? Her şey pembiş oldu. Özellikle peynir. Çok lezzetli, çok güzel. Güzel mi? Neyi sevdin? Hepsini. Hepsini. Uyum içerisinde yani. Gerçekten mi? Hı hı. Aa, çok sevindim. İnternetten buldum tarif. Türkler çok da pancarı sevmez. Genel olarak turşu şekilde yiyorlar. O yüzden yani beğenip beğenmeyeceğinden emin değildim. Nasıl pancarın tadı? Pancarın tadı tek başına olsa belki ben de yemezdim, ama bu peynir, ceviz filan bunu bayağı güzel dengelemiş. Güzel yani. Afiyet olsun o zaman. Sen de yemelisin. Tamam, ben de yerim. Aha, o ikinci çatalla ben de yerim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dzisiaj na obiad mamy kapuśniak. Kapuśniak z kapusty kiszonej. Abdullah ma wkładkę mięsną, żeberko jagnięce. Beniusia, jak zupa? Dobra. Dobra, smakuje ci? Mhm. Nie przeszkadza ci, że jest lekko kwaśna? Mhm. Nie, no to dobrze. To smacznego. A teraz czekamy na Abdullaha. Abdullah jest bardzo głodny, więc... Od razu już zaczął. Nasıl? Ciorba? Güzel. Lahana turşusu çorbası. Bu lahana, içindeki lahana Polonya turşusu. Deyince, turşu deyince biraz... Pek turşu hissedemedim yani. Evet. Çünkü öyle dediler.
Onu bir önce yani o turşu suyu oluyor ya ekşi. Onu bir Çıkarman gerekiyor. çıkartmam gerekiyor. Ayrıca şey olmasın işte çok ekşi olmasın diye. Önce bir kaynatmam gerekiyordu. Onları yaptım. O yüzden çok ekşi değil. Daha önce şikayet ettiğiniz şey pierogi vardı ya lahanalı turşuyla yapılan. O biraz ekşimsiydi. Bu böyle olmasın diye onları yaptım. Güzel olmuş, canım. Sağ ol. Tek eksiği acı değil. Acı değil, evet. Ama bir sonraki yemek acı. O yüzden sen yanına koydun acı, onu ekleyebilirsin. Evet. Ama bir sonraki yemek bayağı acı oldu. Hiç beklemediğim kadar acı. Şimdilik afiyet olsun. Sonraki ne? Kuru fasulye. Polonya usulü ama. Afiyet olsun. Acılı olduktan sonra fark etmez usulü. Tamam. Chlebem. Z chlebem. Tak, polską fasolkę. Najpierw je Benia, bo Abdullah je jeszcze zupę. Więc Benia zaczyna od fasolki po bretońsku. Ona jest bez kiełbasy ze względu na to, że Abdullah kiełbasy nie lubi, ale była przygotowana na żeberkach jagnięcych. Więc zamiast boczku były żeberka i zamiast kiełbasy. O, tak powiem. Maczać czy położyć na ten? Możesz maczać, możesz po prostu gryźć. Tak zamaczać. O, i tak jeść jak chcesz. No to próbuj. Spróbuj samą fasolkę. O, te czarne to może być ziele angielskie, tam kawałeczek. O, to jest ziele angielskie, bo do fasolki dodaje się ziele angielskie i liść laurowy. I jak? Dziwnie, że smak. Dziwnie? No bo zupełnie inne przyprawy są. Muszę spróbować jeszcze raz. Próbuj jeszcze raz samo. Abdullah stuka, bo jest bardzo głodny. No to próbuj i mów. Smak zupełnie inny niż polska, niż turecka, tak? No, inne. Ale nie jest złe, dobre. Zjadłabym. Zjadłabyś. No to dobrze. To smacznego. Dziękuję. A to jest obiad Abdullaha. Dwa rodzaje fasolki. Tu jest fasolka na sposób polski, fasolka po bretońsku. Tak jak mówiłam, nie ma kiełbasy ze względu na to, że Abdullah nie lubi, więc po co mam go męczyć i kazać jeść coś, czego nie lubi. Do tego jest chleb. W Polsce je się z chlebem, a w Turcji tu jest turecka fasolka z ryżem. Tam w środku jest sos, o tam widać, pod spodem jest sos. Turecką fasolkę je się z ryżem. I do tego jeszcze jest tursiu, czyli tureckie kiszonki. No to najpierw Abdullah próbuje polskie. Önce bir Polonya usulü dene. Bakalım, beğenir misin? Ekmekle derken böyle ekmeği içine batırıp mı yiyorlar yoksa? Nasıl istersin? Normal ısırıyorlar, evet. Polonyalılar batırmaz ki şeye, yemeğe. Bunda değişik bir baharat var. Evet, baharatlar değişik. Güzel. Bir mercan köşk var. Bir de pişirirken defne yaprağı koyuluyor ve yeni bahar, tane yeni bahar da koyuluyor. Güzel. Farklı bir şey fark ettin mi? Daha da bir farklılık var. Zaten görüntüye bakarsan, iki fasulyenin görüntüye bakarsan, görüntüsüne bakarsan anlarsın. Bunlar biraz daha böyle fazla mı pişmiş? Hayır, un var. Unla katılaştırılıyor. Hissediliyor mu o un? Kıvam vermiş yani. Evet, kıvam veriliyor. Türkiye'deki kuru fasulyede kıvam verilmiyor. Aslında fasulyeyi uzun pişirirken kıvamı verilebilir. Yani unu koyulmuyor Türkiye'deki. Evet, yani kıvam uzun piştiğinde bir kıvam var. O zaman dağılıyor çünkü Evet. Nasıl? güzel, ben bunu beğendim yerim. Aa, sevindim. Hem çorbayı beğendin hem bunu beğendin. Güzel. Çünkü açıkçası Bilmiyorum çok aç olmamın etkisi var mı bunda? aç olmanın bilmiyorum ama açıkçası biraz
Tereddütlüydüm. Özellikle çorba için. Yani beğenir misin, beğenmez misin? Beğendiğine sevindim. Yani turşunun o şeyi olmadığı sürece ekşili. Ekşili, evet. Bir de etle yapılmış bir çorba. O yüzden daha da güzel. Bu da etle. Bu da kuzu etiyle yaptım. Kaburgayla. Et hissediliyor mu? Tadını hissediyorum ama tabii eti göremeyince. Ha, evet, istersen bir parça verebilirim. Et. Ne diyecektim? Normal kiyobasayla yapılıyor. Ve domuzun yağıyla. Bizim aldığımız kaburga yağlıydı. Önce onu böyle kızarttım yağ çıksın diye. Yani o yağ burada da var. O şeyin lezzeti mi? Etin lezzeti mutlaka geçmiştir yemeğe. Aa, hepsi bitirdin. Çok açsın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bu Türk usulü olanı dene. Güzeldi, hem de acısı da güzeldi kıvamı. He, acı, evet, biraz fazla kaçırdım. Acı zaten koyuluyor, hem karabiber hem pul biber, acı biber yani. Mesela bunda hiç acı yok. Ha, buna koymamış olabilirim. Ya O da yüzden tuzu artık. da az. Tuzsuz Ha, yani. öyle mi Benim açımdan yaptım? sorun değil de hani onunla farkında diyorum. Ha. Mesela o şu an itibariyle öbürü daha tadı güzel geldi bana. Evet. Ama sanki koydum tuzu. Hatırlamıyorum Ya artık. ona göre aldım en İkisi azından. Çünkü yaparken, evet, ikisi yaparken birine az koymuş olabilirim. O da tariften dolayı değil de benim unutkanlığımdan dolayı daha fazla. Tamam. Hangisi daha yani pilavla mı daha iyi yoksa ekmekle mi daha iyi? Aslında karşılaştırmak gerek yok. Yani güzel yani ikisi, ikisi de değil güzel mi? yani kendine göre güzel bir İkisi de yani yiyebilirsin. biliyorsun biz ekmekle yemeği seviyoruz böyle deniz Evet, evet sebebiyle. aslında evet, bunu bir gösterelim. Böyle sonra direkt ağzına. Tamam. Afiyet olsun. Dzisiaj jako deser są ciasteczka owsiane. Zrobiłam drugi raz już, bo dziewczyny prosiły. Smakowały im. Dlatego Abdullah dzisiaj też będzie próbował. Deme, denersin. Deneyeceğim. İçinde bir sürü değişik kuru yemişler var. Tereyağı var. Üzüm de var mı? Hayır, üzüm yok çünkü Bengü sevmiyor. Normal üzüm olması lazım ama yok. Hindistan cevizi de olabilir. Normal tarifte var ama burada yok. Burada fındık var, ceviz var. Başka ne koyduk Ayla? Çikolata. Aa evet, damla çikolata da koyduk. Çok güzel olmuş. Ha, bal da var. Evet, bal da var. Tereyağı var. Her şey yani. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Beğendin mi? Hı. İyi, güzel o zaman. Okula ara sıra alırsın. Çayla gider. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Powiem wam, że reakcja Abdullaha na polskie i nie tylko polskie potrawy zaskoczyła mnie. Tak jak sałatka grecka, no wiadomo było, że mu będzie smakowała, no bo to jest prawie tureckie śniadanie w pigułce, że tak powiem. Ale kapuśniak, fasolka po bretońsku. Kapuśniak, reakcja na kapuśniak zaskoczyła mnie bardzo. No i reakcja na ciasteczka oczywiście. Wszystko mu smakowało. Mój mąż się po prostu otworzył na nowe smaki i nowe potrawy. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. I już niedługo mam dla was niespodziankę. Zaczynają się ferie, więc być może uda mi się nagrać trochę więcej filmów. Będzie jeszcze jeden powód na to, żeby nagrywać
więcej filmów, ale to będzie właśnie niespodzianka. Do zobaczenia już niedługo. Görüşürüz.